Ertelemenin üçüncü sebebinden bahsedeceğiz bu videoda ve bu kendi kendini cezalandırmak dediğimiz bir konu. Yani kendini suçlamak. Bunun birçok nedeni olabilir kendini suçlamanın. İşte ailede ölen kardeşler, kürtajlar, düşükler, ölü doğumlar, daha sonra gelen çocuksanız ve onların adı anılmadıysa bu aile dizimsel olarak sizi etkileyebilir. Bir diğer konu, kişi geçmişte yaptığı hatalardan dolayı kendini suçlu hissedebilir. Kendinle barışık olmayıp kendini yargılayabilir. İşte o zaman hayatı erteler. Dolayısıyla suçluluk duygusuyla ilgili en temel konulardan bir tanesi, eğer çok yoğun bir şekilde suçluluk duyuyorsa kişi aşağılanabilir. Ondan sonra şiddet görebilir, mobbing uygulayabilirler bu kişiye ve aynı zamanda da kazaları çekebilir, kırık çıkıkları çekebilir. Yani hayatında bunlar bolca oluyorsa kendi kendini suçlama duygusu çok yüksek olabilir kişide ve bu da hayatı erteleme yaratır. Ve bununla baş etmek için de tabii ki kendini sevmek ve kendine affederek yaklaşmak gerekiyor. Bir diğer konu, danışanlarım çoğunda gelen bir soru. İşte ben bir iş yapıyorum, pazarlama işi yapıyorum, son anda işler bozuluyor. Ya da bir kendi dükkanı var, son anda işler bozuluyor. İşte bunun nedeni kendi kendini suçlamak, kendi kendini cezalandırmak olabilir. Ya da bir diğer konu, ilişkilerde sevgilimle işte çok güzel bir birlikteliğimiz vardı. Sonra bir anda bir şeyler oldu ve nedenini anlamadığım şekilde beni bırakıp gitti. Bu da işte bir şekilde kendini cezalandırma, kendi kendini suçlama duygusunu tetikleyen durumlar olabilir. Burada kişinin kendi kendini affetmesi gerekir ve affetme çalışmaları yapması gerekir ve kendine karşı şefkatle yaklaşması gerekir. Teşekkürler.